Firavun çocuğunu getirtiyor Hazreti Maşita'nın. Ya Maşita diyor, ya bana iman edersin ya da senin şu çocuğunu şimdi burada koyun keser gibi boğazlatırım diyor. Bunun üzerine Maşita'ya o anda şeytan gelip yaklaşıyor. Maşita'nın kulağına eğiliyor. Diyor ki, ya Maşita, bu ufacık çocuğun ne günahı vardır diyor. Gel Firavun'un söylediği sözü söyleyiver. Daha süt emen bir sabidir bu. Bu sabi günahsızdır. Daha yeni bir hayata başlamıştır. Senin evladındır, ciğerinin parçasıdır. Sen nasıl buna kıyarsın? Maşita, şeytanın gelip aklına o fikirleri vermesi anında bir ara şeytanın ona verdiği fikirlere kendini kaptırır gibi olur. Ve döner, o ufacık sabiyi kurtarmak niyetiyle tam dönüp Firavun'a sen benim Rabbimsin diyeceği anda Allahu Teala çocuğu dile getirir. O süt çocuğu döner, ya Maşita anneciğim der. Gel, istemez misin Allah'ın huzurunda buluşalım der. Ve la ilahe illallah Musa kelimullah der. Firavun'un gözünün önünde daha belki 3-5 günlük o süt çocuğu dile gelir. Allah'tan başka ilah yok. Musa Allah'la konuşan Allah'ın elçisidir der. Firavun çocuğu Hazreti Maşita'nın gözü önünde koyun keser gibi kör bıçakla bıçaklar, kıtır kıtır kestirir ve öldürür. Daha sonra da Hazreti Maşita'yı demir taraklarla ayağından başına kadar Hazreti Maşita'nın etleri kemiklerinden sıyrılır ve şehit edilir. Bir düşünün, Resulullah bunu anlatmış bize aleyhissalatü vesselam. Bu hikaye değil, bu masal değildir. Maşita'nın Firavun'a verdiği cevabı düşünün. Gece uykusu gelen sen, uykun geldiği zaman göz kapaklarına dahi hakim olamıyorsun. Sen nasıl benim Rabbim olabilirsin? Sen kapın çalındığı zaman kim o diye soran birisisin. Kapının arkasında kim olduğunu bilmiyorsun. Nasıl benim Rabbim olabilirsin? Sen baş ağrın tuttuğu zaman başını duvarlara çarpıyor, o ağrınla baş edemiyorsun. Sen nasıl benim Rabbim olabilirsin? Bu cevabı düşün. Hazreti Maşita'ya Allah'ın verdiği imanı ve şecaati düşün. Sonra da dön kendine sor. Murşid-i Kutb Gavsani, taca seri Almani, rahber-i Şeyh-i Melani, Şihabuddin Seyyid-i Taha, rahber-i Şeyh-i Melani, Şihabuddin.